l'Université de Rennes et aujourd'hui elle est chercheure à l'Université de Liège. La de l'Antiquité représente dans le visage, dans les traits de Léonard, dans le visage d'Aristote. Donc le peintre qui l'a réalisé l'a fait à côté de Léonard, en même temps que Léonard. Vasari s'est probablement inspiré pour sa description d'où à une époque très proche de la réalisation de la Joconde, en 1506-1507, la Joconde aurait été. Bu yeni bir anlayış. Bu anlayış aslında romantizmden itibaren doğuyor. Novalis ne diyordu? Herkes sanatçı olmalı. Boris 100 sene sonra ne diyor? Herkes sanatçıdır. Ama avantgard olma, bireysel bir yol açma sanatın en önemli değerlerinden birisi. Aslında çok kaydı tutan kişinin, kayıtçının bu kaydı hangi niyetle tuttuğunun öne geçmesiyle gerçekleşiyor. Bir insanın iç dünyası yüzünden dışarı vurur. Bu yüzden Marcus'un da söylediği gibi yüzdeki kasların nasıl çalıştığını inceler. Ve sonra yüz dışında da insanın duruşu, dönüşü, boynunu kullanışı ona göre özellikle bazı hallerini ve neyle ilgilenmediğini gösteriyor. Konuşacağımız teknikleri aşağı yukarı aşina olalım diye gösterdi. İtibaren özellikle gerçekçi derinlikli resimlerin çoğu aslında Batılıların yaptığı gravürler. Yani şuna bakarak o dönem İstanbul aşağı yukarı nasıl görünüyor? Senaryo, ben en çok kıymet verdiğim süreç senaryo süreci. Sonra oyuncu. Yani bu iki aşamayı iyi çözerseniz sonrası daha su gibi akabilir. İlgilendiğim malzemeye bu oyunculuk olsun veyahut farklı bir şey olsun. Yani oyunculukla ilişkili diğer unsurları kastederek söylüyorum. Onlarla böyle doğru iletişim kurma noktasında belgesel yapmanın çok büyük faydalarını gördüm ben. Bir hat sanatı var işin için Osmanlı yazar taşlarına baktığımız zaman. Çok güzel bir mermer işçiliği var, çok güzel bir şiir var, çok güzel bir sanat var. Yani hakikaten böyle o mermeri yoğurmuşlar ve günümüze kadar onlar bize emanet olarak gelmiş dedi. Ve askerleri yüklüyorlar, Çanakkale'ye gönderiyorlar ve orada ciddi anlamda dolaşıp götürüp götürüyor. Bir haftada gidiyor buradan oraya, topları götürmek kolay bir şey değil. Bir dinleti. İnsanın aklı ve eli varlığını demek istiyor. İşte böylesine dağdan düşme başlıyordum. İnsan olunca şu konu. İnsanlar yani. Kalabalıklar, yollar, insanlar. Evler, oteller, fabrikalar, anlar, havalar, insanlar. Çilerler, vapurlar, okumuşlar, uçanlar, insanlar. Bastırıyoruz. Evet. Şimdi burası değil mi? Bizim ön gözümüz. Hangisini yapmak istiyorsun? Evet. Bak böyle bastır. Bak ben böyle yapıyorum. İki elimin arasında bastırıyorum. Onları mı bastırıyoruz? Evet. Onları ben şöyle göstereceğim. Hocam yüzeyler bir düz olsun. Sizin de kendinizi hiç affedemediğiniz bir durum var mı? Kendimize de iyi davranmalıymışız. İyi davranmak sadece başkalarına karşı yapılan bir şey değilmiş. Bir örnek verelim. Bazen bir ödevimizi yapamadık. Veya düşük bir puan aldı. Yetişmedi. Tamam, pembe de yapacağız.